Değerli izleyicilerim sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Vaktiniz bereketli olsun inşallah. Bugün değerli kardeşim Profesör Doktor Mahmut Kelpetin ile birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini ele almaya çalışacağız. Geçen hafta Allah Resulü'nün arkadaşlarının hicret sürecini anlatmaya çalışmıştık. Peygamber Efendimizin ikinci akabe antlaşmasından sonra bir bakıma Yesriblilerle yaptığı antlaşmadan sonra Müslümanlar planlı bir şekilde ve hızlıca Yesrib'e hicret etmeye başladılar. Daha sonra Medine ismini alacak Yesrib ve çevresindeki köylere yerleştiler. Allah Resulü hicret edebilme imkanı bulan Müslümanları gönderdi. Bazı kişileri Mekke'de tuttu. Bazı kişiler hicret edebildikleri halde işleri sebebiyle henüz oradaydılar. Bir kısım Müslümanlar da maruz kaldıkları baskılardan dolayı hicret edemediler. Böyle bir ortam içerisinde Peygamber Efendimizin hicret süreci başlamış oldu. Tabi hicret sürecinin hem Mekkelilerle, müşriklerle, hem Müslümanlarla, hem de Yesrib'teki Müslümanlarla ve Yesrib'te mukim olan diğer gruplarla ilişkili boyutları var. Bunları konuşmaya çalışacağız. Hocam İslam tarihinin çok önemli dönüm noktalarından birisi Allah Resulü'nün hicreti. Evet. Hakikaten e, tarihin akışında önemli bir nokta. Hicretler genel olarak önemli. Demografik yapının, siyasi, ekonomik yapının değişmesine çok büyük etkileri oluyor. Burada söz konusu olan bir peygamberin hicreti olunca haliyle bu etki çok daha farklı boyutlara sahip bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Peygamber Efendimiz ashabı göndermeye başladı. Daha önce giden sahabilerin e, tecrübelerinden bazı örneklere de değinmiştik. Evet. Hepsini anlatmak tabi programın e, zamanı çerçevesinde çok mümkün değil ama en azından akılda kalabilecek, farklılık taşıyan bazı hicret teşebbüslerini veya hicret uygulamalarını da görmüş olduk. Peygamber Efendimiz e, aslında akabe Sürecinden önce başlayan bir hazırlık dönemi yaşıyor, görünüyor. Rivayetlerde anlatıldığı kadarıyla. Çünkü zaman zaman bunu müzakere ediyor. Yakın çevresiyle işin içerisinde Hazreti Ebu Bekir var. Hazreti Ebu Bekir'in e, hicret etme teşebbüsü var. Hicrete izin verildikten sonra. Allah Resulünden izin istiyor. Hazreti Peygamber bekle Allah sana belki bir yol arkadaşı verir diyerek kendisini ima ediyor. Hazreti Ebu Bekir'i bekletiyor. Bu arada hicrette kullanılmak üzere iki binek devesi satın alınıyorlar, alınıyor. Hazreti Ebu Bekir tarafından ve bunlar özel olarak tutuluyor. Hazır hale getiriliyor. Allah Resulü'nün Kasva isimli Meşhur. devesi. Evet. de meşhur olan devesi de bu develerden birisi. Onlarla yola çıkacaklar. Demek ki önceden bir planlama var. Zaten sonraki süreci gördüğümüzde de konuşacağız. Allah Resulü'nün ve Hazreti Ebubekir'in ciddi bir planlama yaparak müşriklerin verebilecekleri zararları bertaraf edecek şekilde önlemler alarak yola çıktıklarını görüyoruz. Hazreti peygamberin e, hicretinde dikkat çeken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi rehberlik hizmeti aldığı Abdullah bin Uraykıt dil oğullarından Mekke'nin çevresinde yaşayan kabilelerden birisine mensup ve yolu bilen bir adam. Çünkü mutad olarak kullandıkları güzergahtan çıkacaklar. O güzergahı kullanmayacakları anlıyoruz. Zaten böyle bir planlama yapmışlar. Yoksa e, normal şartlarda Allah Resulü de yolu bilir. Hazreti Ebu Bekir Bekir de, de yolu yol. bilir. Zaten e, yol doğa şartlar içerisinde oluşmuş bir yol. Bir de ilaflarla antlaşmalarla hangi kabileden to kabilenin topraklarından geçecekleri belli. Ama e, burada özel bir durum var. Bir takım tehlikelerle karşılaşmaları muhtemel. E, bir nevi hızlı bir şekilde hareket etmeleri ve bir yanlışlık yapılmaması gerekiyor. Onun için bir rehberlik hizmetine ihtiyaç duyuyorlar. Abdullah bin Uraykıt müşriklerden birisiydi ama itimat edebilecekleri bir kişiydi. Ücret mukabili kendisinden bu hizmeti almaya karar veriyorlar. Tam da bu sırada bu gelişmeler yaşanırken Müslümanlar gidiyor Mekke'nin gündemine bu konu farklı bir boyutla geliyor. Çünkü Müslümanlar Medine'ye, Yesrib'e hicret edince Mekkeliler bunun kendileri açısından çok büyük bir risk taşıyacağını idrak ediyorlar. Belki daha önce düşündükleri bazı konuları daha ciddi bir şekilde ele alma ihtiyacı hissediyorlar. Ve e, Allah Resulü'nün durumunu müzakere etmek üzere nübüvvetin 14. yılında, yani hicret süreci başladıktan takriben bir buçuk ay sonra hı hı. bir toplantı yapıyorlar Darun Nedvede. Buraya kadar e, giriş sadedinde söylediğim e, işaret etmeye çalıştığım konulara da e, belki değinmeniz hı hı. E, gerekebilir, ihtiyaç duyabilirsiniz. Tabii. Ama e, buradan da devam edebiliriz. Evet. Hocam güzelce bir giriş yaptınız. Ben birkaç hususa e, işaret ederek ben de hem o girişi kullanayım hem girişi biraz daha genişletmiş olayım. Tabii e, şu hususa yeniden vurgu yapmamız gerekiyor. E, yani siz o bilinen güzergahın dışına çıkarak sözüyle aslında hicretin ne kadar zorlu bir yolculuk olduğuna vurgu yaptınız. E aslında biz ne kadar bu zorlu bir yolculuk desek de e, hep bir şey eksik kalır. Hakikaten çok zorlu bir yolculuk. Yani kelimelerin esasında bakıldığında kifayetsiz kaldığı bir durumdan bahsediyoruz. Bu hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açısından böyleydi hem de Hazreti Peygamber'in artık bu şehirden gidebilirsiniz yani size göç emri verilmiştir. Bir başka şehre yerleşebilirsiniz emri üzerine. Diğer Müslümanlar için de benzer şey geçerliydi. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü öncelikli olarak e, tabii biz hicreti sonuç kısmından baktığımız zaman evet İslamiyet orada şekillendi, belli bir noktaya geldi ve bugüne kadar var olmasının temel dayanak noktası Medine'deki o bir avuç Müslüman'ın meydana getirdiği birliktelik hareket. Evet. Tebliğ Bunu, tarihi açısından muazzam, bir Muazzam oluşturdu. bir şey. Muazzam bir şey. Yani yıllarca Hazreti Peygamber'in kendi içinde doğup büyüdüğü topraklarda o imkan kendisine sunulmazken Medine'de kendisini hiç tanımayan bir avuç Müslüman'ın oradaki rehberliğiyle Hazreti Peygamber'in e, göndermesiyle, oraya gelmesiyle ve bambaşka bir boyuta ve e, bugün dünya üzerinde işte elhamdülillah, iyi ki Müslümanız dediğimiz ve İslam medeniyeti e, dediğimiz yapıyı da, yapının temel taşlarını da oluşturmuş oluyor. Şimdi bu işin bir boyutu. Sonuç kısmından bakarsak hicret, e, evet yani zaten programın başında vurgu yaptınız, bir yönüyle çağı açtı ve çağı kapadı Risalet açısından. Risalet'in seyrini, Hazreti Peygamber'in davetini baştan başa değiştirmiş oldu. Burada biraz da şuna da vurgu yapmamız lazım. Buna giriyorum ki Hazreti Peygamber'in bu yolculuk sırasındaki yaşadığı zorluğu daha rahat anlamış olalım. Yani Müslümanlar için en zor olan şeylerden birisi kendi yurtlarını terk etmek durumunda kalmaları. Yani bir doğal felaket olmadı. Veya bir açlık susuzlukla karşılaşmadılar. Bir savaş yaşanmadı, bir deprem veya başka bir şey yaşanmadı. İşleri düzenli bir şekilde devam eden. Devam eden yani bu insanlar bilmem kaç yıldır burada atalarından beri Arap toplumu için işte atalar geleneği dediğimiz kabile geleneğinin ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Bu insanlar kendi topraklarında, kendi doğup büyüdükleri yani misafir olarak değil de bu toprakların asil evlatları olarak yaşadıkları yerden ayrılmak durumunda kaldılar. Ama en acı... orada e, yani Müslümanların <laughs> zillet içerisinde yaşaması talebi olduğu evet. için müşrikler evet. tarafından İslam izzetini muhafaza etmek için büyük bir fedakarlık... Ee... Yapmak Hiç şüphesiz zaten kalıyor. hicreti anlamlı kılan, bir başka ifadeyle zorluğu kolay kılan temel şeylerden birisi bu. Çünkü o süreç içerisinde baktığımız zaman Müslümanların hicret etmeye niyetlenen Müslümanların Allah Resulü'ne şöyle bir taleple geldiğini ben hatırlamıyorum. Ya Resulallah, gittiğimiz yerde bu Habeşistan içinde böyleydi. Medine içinde o günkü isim, ismi olan Yesrib içinde böyleydi. Ya Resulallah biz falanca yere gidiyoruz ama bize bir ev var mıdır? Bize şöyle bir iş var mıdır? Bize şöyle bir rızık var mıdır? sorusunu sorduklarını görmüyoruz. Onların e, Hz. Peygamber'in izin vermesiyle yönlendirmesiyle onların merak ettikleri e, ve cevabını buldukları şey biz şu anda inandığımız e, değerlerimize sadık olarak yaşayabilecek miyiz, yaşayamayacak mıyız? Temelde baktıkları şeyler bu. Dolayısıyla hani hicreti anlamlı kılan hem Müslümanlar açısından hem de Hazreti Peygamber açısından anlamlı kılan belki de en önemli şeylerin başında da aslında bu geliyor. Her şeyi bir tarafta bırakarak bütün fedakarlıkla başlanan bir süreç. Fiili olarak yolda yaşanan zorluklardan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Yani bu fikri kabullenebilmek de esasında kolay gibi gözükebilir. Biz çünkü Allah bize bunu tecrübe ettirmesin. Biz bunu yaşamadık. Dolayısıyla hani bunu yakinen anlayabilmek adına o anı, o tarihi boyutu e, olabildiğince anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz ki Müslümanların yaşadığı zorluğu daha rahat görmüş olalım ki Hz. Peygamber'in Mekke fethine kadar hicrete özel bir anlam yüklemesinin sebebi hikmetini de böylece doğru anlamış oluruz. Yoksa Hz. Peygamber diyebilirdi ki e, yani tamam hicret bitti ama Mekke fethine kadar Farklı yerlerde kalan Müslümanların her birine Müslümanlıktan sonraki temel şart olarak hicret etmeyi zorunlu kılmıştı. Çünkü hicret etmek, Allah Resulü'nün yanına gitmek, Birlik Hak olmak. ile batıl mücadelesinde evet. Allah'ın ve Resulü'nün tarafında olmak evet. anlamına geliyordu. Dolayısıyla bu aynı zamanda o dönemde yaşayan Müslümanlar açısından dini bir yükümlülüktü. Belki kaynaklarda isimleri üzerinde durulmasa da birkaç kişinin Allah Resulü'nün bu emri konusunda biraz daha ağır davrandıklarına dair e, ifadeler veya rivayetler var. Bunların sayısı da birkaç kişi olarak zikrediliyor ama e, bütün Müslümanlar büyük bir fedakarlıkla evlerini, yurtlarını, mallarını, varlıklarını terk ederek zenginken fakir bir hayata e, doğru kucak açarak, yol alarak Hicret ettiler, Yesrib'e gittiler, oraya yerleşmeye çalıştılar. Zaman başlarda çok büyük sıkıntılar çektiler, yemek bulamadılar, yiyecek ekmek bulamadılar. Ama zaman içerisinde bu e, şartları değiştirdiler ve daha farklı bir noktaya geldiler. Hazreti Peygamber'in e, tebliği açısından bakıldığında önemli bir durak, tebliğin etkisinin değişmesi bakımından da önemli bir durak. Ama Mekke'ye bakan tarafı açısından bakıldığında Allah Resulü'nün kullanabileceği imkanları sonuna kadar kullanarak, tüketerek ve başka bir yol kalmadığı Kalmadı, bir ortamda, bir durumda buradan ayrılmak zorunda olduğunu görüyoruz. Bu da Nitekim, çok ağır, bu da çok ağır bir durum. Evet, Allah Resulüne karşı bir suikast kararın verdiği verildiği bir e, toplantıyla bu süreç hızlanıyor, ivme kazanıyor. Hazreti Peygamber de zaten tam bu olaylar meydana gelirken e, hicret sürecini artık başlatmış oluyor. oluyor. Toplantı, bu Darun Nedve'de akdedilen toplantı çok ilginç bir toplantı. Aslında toplantıya e, tahmin edilenin zıddına bütün Mekkeliler katılmadı. Çünkü bu gizli bir toplantıydı. Toplantıyı o zaman Mekke siyasetinde iki başlı bir yapı vardı. El Ahlaf grubuyla El Mutayyabun Mutayyabı. grubu El Ahlaf grubu toplantıyı akdetti Asıl e, toplantıyı organize eden El Ahlaf grubu. Bunların içerisinde tabi oğulları en başta zikredilmesi gereken kabile. Abdullahoğullarının dışında e, Sehmoğulları, Cumaoğulları bunlar El Ahlaf grubunun önemli üyeleri toplantıya akdettiler Fakat toplantıya El Mutayyabun grubundan hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan, akraba olan dahası Hazreti Peygamber'i himaye etmeye söz vermiş olan Mutim bin Adi'nin mensup olduğu nöfel oğulları da dahil olmak üzere bazı kabileler katıldılar. Bu Mekke siyasetinde çok önemli bir kırılmayı gösteriyor. Hazreti Peygamber'i bir tehlike olarak görmeleri ve bu tehlikeyi önceden bertaraf etme yönünde bir karar almaları gerektiğini düşünmelerinin yansıması bu bakıyoruz toplantıya Abdüşems katılmış. Yani Hazreti Peygamberin büyük dedesinin yeğenleri. Amcazadeler. Ümeyye oğulları bunların içerisinde. Utbe bin Rabia ile Şeybe bin Rabia bunlar Bedir'de öldürülecekler evet. daha sonra. Ve Ebu Süfyan bu toplantıya katılıyor. Normal şartlarda Arap siyasi geleneğine göre Onların Onları... Hazreti Peygamberi koruyan pozisyonda tarafta olması lazım. Çünkü Abdümenafa mensuplar ortak ataları var. Ortak atanın çıkarını sağlamak bunu gerektiriyor. Tarih süre içerisindeki aksiyonlar bunu gösteriyordu zaten. Evet, öyle olması lazım ama bu şekilde davranmıyorlar. Diğer taraftan Mutim bin Adinin Hazreti Peygamberi himaye et, edeceğine dair söz vermesine rağmen bu toplantıya onun ailesinden üç kişi katılmış. Birisi amcazadesi, birisi kardeşi, birisi de oğlu. Bu da çok ilginç. Normal şartlarda Mut'im'in verdiği sözün gereği olarak, onların da Hazreti Peygamber'i korumaları gerekirdi. Fakat Mekke'de hava o kadar aleyhte esiyor ki, kimse sorumluluk. Artık zannediyorum o süreçte Mut'im bin Adi ölünce, çocukları ve akrabaları, ya sözü mut'im mut mut vermişti. O da Biz sorumlu değiliz. Biz bu sözü verilen bu sözü sözü devam ettirmek zorunda değiliz diyerek farklı bir e, kulvara girmiş oldular. Yine e, esedoğullarının, esed bin Abdullah Uzza'nın bazı mensuplarının buraya katıldığını görüyoruz. Mesela ambargonun kaldırılmasında etkili olan bazı şahsiyetler, mesela Ebul Bakteri gibi ambargo sürecine muhalefet etmiş olan bazı şahsiyetler de bu toplantıya iştirak etmişler. Ee, mahzum oğulları zaten ahlaf grubundan oldukları için Ebu Cehil orada çok önemli bir figür ve toplantının yönünü Günlüğün. de evet. etkileyen bir kişi. Toplantıda hocam üç konu üzerinde konuşulmuş. Resulullah'a ne yapalım? Sorusuna cevap olarak. Birincisi sürgün konusunu tartışmışlar. İkincisi hapis, üçüncüsü de öldürme konusu. Bu üçü de çok ağır cezalar. Fakat herhalde burada e, kesin bir çözüm olarak öldürmeyi kararlaştırmışlar. Kararlaştı. Çünkü e, hani tar biraz böyle filmi geriye doğru sardığımız zaman aslında her yolu müşrikler denediler. Yani Müslümanlara yönelik tavırlarında da bunu uyguladılar. Allah Resulüne yönelik tavırlarında da bunu uyguladılar. E, hani bu değişim neden oldu? Ee, yani bir yönüyle esasında e, hani müşrik denilince belki şunu tekrar vurgulamamız gerekiyor. Bu insanlar e, o toplumda yaşıyorlar. Dolayısıyla akla başı yerinde olan kimseler ve az çok siyaseti de okuyabiliyorlar. Yani şimdi zayıf gibi gördükleri Müslümanların e, ellerinden e, kaçıp gittiklerini, Habeşistan'a gittiklerini ve e, güçlü olarak gördüğü bir yerde, pozisyon olarak kendini güçlü olarak gördükleri bir yerde... A5 e, necaisi karşısında zayıf kaldıklarını gördüler. Şimdi bu müşriklerin hafızalarında bir yer, etti, yer edinmişti. Dolayısıyla şimdi ikinci bir ayak karşılığına çıktı. Üstelik bu ikinci ayağın şöyle bir riskli tarafı var. Yani biraz belki ona da vurgu yapmamız lazım. Şimdi seçilen mekan Allah Resulü tarafından Müslümanlara sığınılacak bir mekan olarak tercih edilen nokta herhangi bir yer değil. Tekrar vurgulayalım. Yani Yesrib o günkü ismiyle, Yesrib bugünkü ismiyle Medine-i Münevvere dediğimiz yer Mekkelilerin bir defa e, ticaret yol güzergahında yol güzergahı. önemli bir nokta. Yani Mekkeliler hayatta kalmak istiyorlarsa Medine'ye uğramak zorundalar. Şam'a Bilad-ü ee, Şam'a e, gitmek istiyorsanız mecburen, mecburen Medine'den veya Medine civarından, civarından geçmek, zorundasınız. geçmek zorundasınız. Şimdi sizin tarım veya başka bir e, geçim kaynağınız yok. Yani hayvancılık ve benzeri faaliyetlerle siz yaşamınızı sürdüremezsiniz. Mecburen sizin bir defa e, o ticari rota üzerinde kalmanız gerekiyor. Şimdi ticari rota üzerinde kalabilmeniz için de Medine'nin eski pozisyonunu bir başka ifadeyle Müslümanların orada olmaması gerekiyor. Çünkü o tarihi süreç onların zihinlerinde gösteriyor ki Müslümanlar gittikleri bir yerde kendileri var olacaklar ve bulundukları yerde de etki etkili ve etkin olduklarını da biliyorlardı. Habeş örneğini bu sebeple vermiş oldum. Dolayısıyla şimdi Müslümanların birer birer ellerinden kopmaya başlamaları Yine bir başka ifadeyle ne yaptıysalar, yani buna çocuklarını e, hapsetmek deyin, şiddet uygulamak deyin, hatta öldürmek deyin. Bu insanlar, e, onlara göre müşriklerin ağzıyla konuşalım, e, girmiş oldukları bu dinden irtidad etmediler, geri dönmediler. Peki geride ne kaldı? Geride bir şey kalmadı. Hapis hapis, işte dedik şiddetse şiddet e, ve şimdi önemli bir kısmı da gitti, şehir de boşaldı. Yani Mekke şehri de boşaldı. Üstelik Mekke şehrini insanlar her şeyleriyle bıraktılar. Yani Mekkelilerin dünya nimetleri olarak saydıkları malını, mülkünü, her şeyini bırakarak gittiler. Şimdi dolayısıyla bu insanlar bir araya geldiklerinde kendilerine baskı unsuru oluşturmayan bir topluluk içerisinde hele ki onların o güzergahta olduklarını da dikkate alındığında kendilerine ne yapacaklarını ve ne yapmayacaklarını bilecek kadar zeki ve akıllı insanlardı dolayısıyla evet burada e, bu toplantı yapıldı ve son çare olarak kendileri adına son çare olarak Müslümanlık adına bir baktığımızda yani Hazreti Peygamber adına o topraklarda büyüyen bir insan adına da bir utanç vesilesi bir karar alınacaktır o da Hz. Peygamber'i bu topraklarda dini tebliğ ettiğinden dolayı öldürmeye azmedecekler. Öldürme kararı diğer iki seçeneği biraz önce çizdiğiniz çerçeve etrafında konuşursak, düşünürsek bir bakıma onlar açısından zorunlu hale getiriyor. Fakat çok zor bir karar. Evet. Aslında Allah Resulü o güne kadar herhangi bir insana yönelik bir şiddet kullanmadı. Müslümanları teskin etti. Müslümanlar tam tersine müsl evet. girmediler. <laughs> e, bedel ödediler. Bedel ödettirmediler. Evet. Ama böyle olmasına rağmen Hazreti Peygamber'in sürgün edilmiş olması veya hapsedilmiş olmasının sorunu çözmeyeceğini düşündükleri için hatta daha kronik hale getireceğini düşündükleri için Allah Resulü, Resulü'nü öldürmeleri halinde bu sorunu alt edebileceklerini düşünüyorlar. Fakat bir kabile içerisinde kabilenin önemli bir boyuna mensup bir insanı öldürmeye karar vermek ve bunu tatbik etmek çok zor. Zor. Çünkü bu kabilede büyük bir e, bölünmeye ve haliyle düşmanlığa Çatışmaya devamında evet. da kan davalarına sebep olabilir. Bunu engellemek için Ebu Cehil'in sunduğu bir plan var. Diyor ki buraya katılan kabileleri temsil eden birer genç Seçelim. görevlendirelim. Bu gençler gitsinler Muhammed'i öldürsünler sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Haşim oğulları diğer boyların hepsiyle mücadele etmeyi göze alamayacakları için mecburen diyeti kabul etmek zorunda kalacaklar. Diyetini de müştereken öderiz. Diyet problem değil. Diyet problem değil. Öldürürüz, parasını veririz. Parayı vermek tabii şey yok, sıkıntı yok. Ama karşı tarafın kan davası gütmesini, intikam almasını engellemenin formülü olarak hepsinin bu işe iştirak etmesini istiyor. Buna karar veriyorlar. Tam da bu kararı verdikleri ortamda Allah Resulü, ne hicret için izin veriliyor ve süreç başlıyor. Resulullah bu toplantıdan nasıl haberdar oldu? Gizli bir toplantıydı. Rivayetler iki farklı seçeneğe işaret ediyor. Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Peygamber'e durumu bildirdiğine dair rivayetlerin yanında Allah Resulü'nün büyük halası Rukay kabinti sayfi bin Haşim'in büyük halasının e, duyduğu e, bilgileri kendi e, Zuhre oğullarından birisiyle e, evli. Dolayısıyla Haşim oğullarının dışında yaşıyor. Çevrede konuşulan veya gizliden gizliye konuşulan e, haberlerin bir kısmı kulağına çalınmış. O da gidip Resulullah'a söylüyor. İkisi de mümkün tabii i̇kisi ki. İkisi de mümkün. Mekke bir de küçük bir yer hocam. i̇kisi de aynı zamanda olmuş olabilir. Her halükarda birincisi, ikincisi veya her ikisi yoluyla Hazreti Peygamber bu durumdan haberdar oluyor ve süreci hızlandırıyor. İşte tam da öldürmeye karar verildiği bir bir ortamda. Tabloyu aslında hocam bu bıraktığınız yerden şöyle devam ettirebiliriz. Cenabak ee, Cenab-ı Hak e, bu suikast girişimini çok güzel tarif ediyor. Ve iz yamkuru bikellezine keferu li yuthbituke ev yaktuluke. Yani hani e, işte kafirler, müşrikler bir araya geldiler. E, ne yapacaklardı? Li yuthbituke seni e, tutuklayacaklardı. Tutuklayıp hapsedeceklerdi. Ya da ev yaktuluke ya da seni öldürmeye karar vermişlerdi. Onların planları buydu. Ya da ev yuhricuke yani seni bu topraklardan çıkaracaklardı. Doğup büyüdüğün bu yerlerden çıkaracaklardı. Müşriklerin, kafirlerin planı buydu. Ve yemkürune ve Şimdi işin püf noktası esasında burada. Evet onlar kendi aralarında toplandılar, tuzak kurdular. Ve yemkürullah. Allah onların tuzaklarını e, boşa çıkardı. Haberdar etti. Yani evet e, ister Cebrail aracılığıyla gelsin ister başka bir şeyle gelmiş olsun. Şimdi var olan hicret yolculuğunda da görmüş olacağız. Allah peygamberini yarı yolda bırakmaz. Yani e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bununla ilgili ön hazırlıkları yaptığını zaten söylemiştik. Müslümanları e, gönderme noktasındaki azmi, bir lider olarak kararlılığı Sonuna kadar beklemiş olması yani bir lider olarak önce kendisi değil bir takım komutanı olarak ekibindekilerini önce, önceden göndermek suretiyle gemiyi tahliye, ediyor, gemiyi kaptan tahliye ederek son kaptan olarak en son ayırmıyor. oradaki bekliyor. Vallahu hayrul makirin ayette ifadesi bulduğu şekliyle Allah eğer bir tuzak kuruyorsanız Allah tuzak kuranların tuzak en, hayırlısı. kuranların en hayırlısıdır yani onlara en güzel şekilde karşılığını verir. Şimdi e, dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aslında beklenilen bir anlamda kendisi de peygamber olduğu için bir ile yol haritasını belirlemiş oluyor. Pek çok konuda bunu görüyoruz. Ve bu şekliyle beraber yani bir öldürülme emrinin çıkmış olması artık tek bir anlama geliyor. Yani bu şehirde artık size yaşam hakkı yok. Bu şehirden gitmeniz gerekiyor. Öyle ya da böyle gitmeniz gerekiyor. Yani size karşı bir plan var, size karşı bir tuzak var ve sizin atacağınız hamle ya da hamlelerle, plan ya da planlarla bu tuzağı boşa çıkarmanız gerekiyor. Allah Resulü de bu tuzağı boşa çıkaracak adımı atıyor. Esasında öncesinde bir adım atılmıştı, şimdi teoride olan o kısım pratiğe dönüşmüş oluyor. İsterseniz onu da Hz. Ayşe Validemizin dilinden dinleyelim. Yani gerçekten hani o anı bir de sahnenin bir kısmı orada yaşandığı için o tedirginliği, bir taraftan tedirginliği de görmemiz gerekiyor. Yani... Bu sırada e, Hazreti Peygamber'in ailesi, çevresinden bazı yakınları, onlara e, değineceğiz. Ve Hazreti Ebu Bekir'in ailesi Mekke'de yaşıyor. Evet, çok küçük bir kısım kalmış. Hicret süreci içerisinde zaman zaman Hazreti Ayşe'yi, Hazreti Ebu Bekir'in diğer kızı Esma'yı, Hazreti Ali'yi Zeyd bin Harise'yi farklı konumlarda görüyoruz. Evet. Onlar henüz Mekke'de. Mekke'de, Mekke'de bir kısmı. Ama e, daha sonra tabii Zebin Zeyd bin Harise daha sonra dönüyor Hazreti Peygamber hı hı. ailesini almak üzere ama diğerleri orada bekliyor. Resulullah'ın kızları, diğer kızları da e, henüz evlenmemiş olan kızları da, evli olan kızı Zeynep'te. Bunlar Mekke'de yaşıyorlar. Şimdi e, hani bir taraftan Hazreti Peygamber'in e, titizliğini görmemiz açısından bu bu işten haberdar olur olmaz Allah Resulü e, öğlen vaktinde yani şimdi o coğrafyayı bilenler e, anlayacaklardır. Ze, öğlen vaktinde kimse dışarı çıkmaz. Her yer bomboştur. Ziyaretin olmadı. Ziyaretin olmadı. Yani çok sıcak oldu. Hayatın durduğu bir yerdir. Evet. Bugün de böyledir. Hayatın durduğu bir yerdir. Hiç kimse ortalıkta dolaşmaz. Şimdi öğlen Hazreti vaktinde Hazreti Ebubekir'in evine gidiyor. Öğlen vaktinde Hazreti Ebubekir'in evine gidiyor ve kızı o zaman Hazreti Ayşe validemiz daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi olacaktır ve anlatıyor diyor ki Allah Resulü bize hiç gelmediği bir saatte geldi ve başını da şöyle örtüyle örtmüş. Hazreti Hazreti Ebubekir "Babam onu görünce Vallahi bir şey oldu. Yani Allah'ın da olsun ki bir şey oldu. Yoksa hani bu saatte bu vakitte e, arkadaşım işte e, Muhammed gelmezdi diyerek de tepkisini şaşkınlığını ortaya koyuyor. Tabi Allah Resulü eve girince yalnız konuşmak istiyor. Durum çünkü ciddi. O güne kadar e, gizlilik içerisinde e, yürüttükleri planlarının duyulmasını istemiyor. istemiyor. Onun için Hazreti Ebu Bekirle tek başına konuşmak görüşmek istiyor. istiyor. Hazreti Ebu Bekir de diyor ki ya Resulallah bunlar benim ailemdir yani onlardan gizlenecek bir şey Esma yok. ile Ayşe bunlar evet. diyor şey yabancı kimseler değil. Sır saklamayı da bilirler. Bunun üzerine Allah Resulü kendisine emredilen, kendisine müsaade edilen husus anlatıyor. Diyor ki benim bu şehirden ayrılmama, buradan çıkıp Medine'ye gitmeme yüce Allah tarafından diyor izin verildi. Yani artık o kutlu yolculuk için Önümüzde herhangi bir engel yok. Tabi Hazreti Ebu Bekir e, radıyallahu anh bir taraftan seviniyor, bir taraftan da endişeli. Bir cevap daha bekliyor. Ya Resulallah bu yolculuk yalnız başına mı olacak? Yoksa benim de bu yolculukta bir arkadaşlık hakkım var mı deyince Allah Resulü başını saldı, evet diyor. Beraber yolculuk yapacağız deyince çok seviniyor. Ve hemen işte diyor ki şu iki deveyi ya Resulallah ben senin için hazırlamıştım. Şimdi e, Bazen bu tür olaylarda küçük e, detaylar da çok kıymetli ve detay, önemlidir. Allah Resulü diyor ki, e, evet bu iki deveyi bana hazırladın. İşte Ya Resulallah hangisini istiyorsan al. Hazreti Peygamber diyor ki alırım ama bir şartı var. E, nedir Ya Resulallah? Onun bedelini ödersem alabilirim. Şimdi e, hani biz diyoruz ya Allah Resulü'nü biz bir peygamber olarak e, zaten örnek alıyoruz. Örnek almamız gerekiyor ama bir beşer olarak e, toplumsal hayatın içinde de yer alıyor. Yani sadece e, vahyi tebliğ eden yönü değil, aynı zamanda vahyi anlamlandıran, hadi bugünkü dille söyleyelim içselleştiren, hayatına tatbik eden ve bu yönüyle de örnek olan, kavmini, arkadaşlarını, ailesini örnek olan bir nebiden bahsediyoruz. Ve diyor ki onu ancak bedelini ödersem, Hz. Ebu Bekir de biliyor ki Hz. Peygamber bir şey söylediyse onu yapması gerekir. Tamam ya Resulallah diyor ve böylece bu iş hemen yol hazırlığına başlanmış oluyor. Bu arada e, Hazreti Peygamber'in Mekke'de tuttuğu bir genç var Hazreti Ali. Hazreti Ali'yi e, hicret sürecinde birkaç noktada görüyoruz. Bunlardan birisi Resulullah'ın suikast gecesi Resulullah'ın yatağına yatarak müşrikleri şaşırtan bir pozisyonda. Diğer taraftan da Hazreti Peygamber'in onu Mekkelilerin yanında bulunan emanetlerini yerine sahiplerine teslim etmek üzere görevlendirdiğini görüyoruz. Şimdi bu kadar hayatının tehlikede olduğu, öldürülmesinin konuşulduğu ve bundan haberdar olduğu bir ortamda ona itimat eden mallarını ona emanet eden insanların emanetlerini yerine getirme konusunda hassasiyet gösteriyor ki Muhammedül Emin sıfatının ta cahiliye döneminde kendisi için verilmiş olan bu ünvanın e, ne kadar e, layıkıyla taşıyan bir insan olduğunu da gösteriyor. Hocam bu son kısmı özellikle herhalde vurgu yapmamız lazım. Çünkü yani bir kimse düşünün ki bir beşer düşünün ki e, dar ağacına ...çıkarılacak. Ve hani son sözünüz nedir dediğinde... ...ya işte üzerimde şunların hakkı vardır... ...bir dakika bana müsaade ederseniz... ...şu hakkı da veya... ...falanca kimsenin üzerinde bana güvendiler... ...emanetleri vardır... ...bu emanetleri hakkıyla, layıkıyla yerine getireyim de... ...bunları teslim edeyim... ...sonra ne yaparsanız yapın... ...dediğini düşünelim. Şimdi böyle birisi dese herhalde... ...biz deriz ki bugün... ...hangi büyük insanlık ödülü varsa... Hele artık bugün insanlığın tamamen kaybolduğu işte malum işte savaş ortamında hani şu hak dediğimiz şu hukuk dediğimiz bize yıllarca öğretilen işte batının normları şuydu dediğimiz birçok şeyin kutsal gibi gösterildiğin şeyin kat ve kat ötesinde yani bir taraftan öldürmeye ahdettiğiniz öldürmek için adam topladığınız bir yerde Hazreti Peygamber bundan haberdar olacak ve Mekke müşriklerinin kendisine emanet etmiş olduğu o malları Hazreti Ali'ye diyecek ki bunları sahiplerine ver. Ki o Hazreti Peygamber biliyor ki arkadaşlarının kendisinden önce hicret eden, hicret etmesine izin verilen, oradan kaçarcasına uzaklaşan birçok insanın ...malına, mülküne el konulmuş. Maddi açıdan büyük mağduriyetler yaşamış. Büyük, büyük zorluklar yaşanmış. Yani Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde de... ...en fazlasıyla o zorluğu yine kendisi yaşayacak. Müslümanların lideri konumunda. Yani şimdi böyle bir öldürülme anında bile... ...ta cahiliye döneminin ilk anlarında... ...kendisine bir sıfat olarak verilen... ...taraflı tarafsız herkesin sıfat olarak verdiği... ...Muhammedül Emin sıfatının bir yansımasını tezahürünü son ölüm anında, öldürme anında bile düşmanından bu talep geldiğinde bile Allah Resulü emaneti sahiplerine verme konusunda ne kadar titizlendiğini görüyoruz. Şimdi Aslında bu hak örnek, ve hukuksa, bu, hak ve örneklikse, bütün dinlerden bağımsız olarak söylüyoruz bunu. Yani Hz. Peygamberi bir kişilik olarak, yani Müslüman olarak elbette bizim rehberimiz, liderimiz. Ya bundan daha büyük bir örneklik, bundan daha büyük bir ee, şey tutum olabilir mi? Allah Rasulünün e, bu tutumu Hazreti Ali'yi görevlendirmesiyle müşriklerin ona karşı bulundukları nokta arasında kıyaslanamayacak bir fark hiç, var. Hiç yani evet. Bir taraftan onu öldürmeyi düşünen ve bunu planlayan insanlar diğer taraftan ise. E, Başka bir insanın hakkını koruma hususunda bu şartlar altında bile özel bir hassasiyet gösteren bir insandan bahsediyoruz. Hazreti Peygamberi öldürmeye giden suikast timi <laughs> grup eve gittiler. O günkü örfe göre ilginçtir. Eve girip hemen saldırıya geçip öldürmediler. Muhtemelen Araplar nezdinde haneye tecavüz konusundaki hassasiyet sebebiyle ve ileride bunun kendilerinin ayıplanmasına sebep olacağını düşündükleri için beklemeyi eylediler. Bazı rivayetlerde avluya girenlerin olduğu ve fakat içeriden Lide. kadın sesleri duyulunca geri çıktıkları, kendi aralarında da bu durumu müzakere ederek ya biz evin mahremiyetine ihlal edersek insanlar daha sonra bizi ayıplarlar, kadınlar aleyhimize konuşurlar diye kendi aralarında bunu değerlendirdiklerini ifade eden anlatımlarla karşılaşıyoruz. Bekliyorlar Hazreti Peygamber'in evden çıkmasını sabaha kadar. Fakat sabah yataktan Hazreti Ali Çıkmış çıkıyor. Oldu. Hazreti Ali'den bir bilgi alamıyorlar. Allah Resulü'nün nerede olduğu konusunda Hazreti Ali ketum davranıyor. Tabii ki böyle bir sırrı vermesi söz konusu değil. Hemen Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyorlar bu sefer. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma binti Ebi Bekri tehdit ediyorlar. Bununla da kalmıyorlar. Ebu Cehil'in onu tokatladığı, tokatın şiddetiyle kulağındaki küpenin fırladığı anlatılır. Evet. Öncesinde belki hocam o e, şey tablosunu da anlatmak lazım. Yani Hazreti Peygamber'in evden çıkış tablosunu ve müşriklerin neden bu kadar kararlı ve sabaha beklediklerini yansıtan aslında güzel anekdotlar da var orada. Ee, tabii hani niye bekliyorlar? Çünkü kalabalık bir grupla bekliyorlar. Kendilerine yani e, özgüvenleri e, üst düzeyde, herhangi bir engel yok. Müslümanlar zaten gitmişler ve e, oradaki ilginç e, konuşmalar var. Yani bu özgüveni yansıtan Ebu Cehil'in başını çekmiş olduğu ve Ebu Cehil etrafındakilere şunları söylüyor. Diyor ki, bak işte biz size söylüyorduk. Ondan önce Muhammed'in iddiasına göre siz Müslüman olur. işte kendisine uyarsanız Arapları, Arap olmayanlara hakim olacaktınız. Her şeyi kontrol edecektiniz. Bütün dünya nimetlerine siz sahip olacaktınız. İşte ölüm var diyordu. Dünyada işte e, diri yeniden dirilecek diyordunuz. E, bundan sonra artık e, sizi şöyle sıkıntılar bekliyor. Şunlar var. Hadi gelsin bakalım. Şu anda gelsin de kurtarsın kendisini, kurtarsın diyerek bir taraftan belki de işlerinde tereddüte düşecek olan insanlar varsa onların tereddütlerini gidererek bir taraftan da o başından itibaren İslam'la alay eder tavrını net bir şekilde gösterdiğini görüyoruz. Bu arada tabii işte burada da bir başka mucizeyi görmüş oluyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'i okurken Hazreti Peygamber'in hayatı niye önemli sorusunun esasında cevabını da görmüş oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu işlerden vahiy yoluyla haberdar olunca kendisini dışarıda gözetleyen müşriklerin yanına çıkıyor. Ebu Cehil'in rivayet odur ki Ebu Cehil'in konuşmalarına da şahitlik ediyor. Ve eline bir avuç toprakla Ebu Cehil'e diyor ki bak evet bu söylediklerin hepsini ben söyledim. Aynı bana inanmayanlar öldürüldükten sonra cehennemde yaşayacak, çok büyük sıkıntılarla karşılayacak. Bunların en başında olan da sensin ve daha sonra onların aralarından geçip giderken Yasin suresinin işte 10. ayetine geldiği zaman ve cealne min beyni eydihim setten ve min halfihim setten önlerinden ve arkalarından. Şimdi bu insanlar ne yaptılar? Sabaha kadar Hz. Peygamber'in içeride olduğunu düşündüler. Evet içeride biri vardı. İçeride olduğunu düşündüler ve onlara göre Hz. Peygamber oradaydı ve hiçbir şekilde çıkamayacaktı. Ayette ne diyor? Önlerine bir set, arkalarına bir set çekerek onları öyle bir kuşattık ki فَاَغْشَيْنَاهُمْ hum fehum la يُبْسِرُونَ Artık onların bir şey görecek hali yoktur. Nitekim e, bir müddet sonra bir müşrik gelerek onlara diyor ki ne yapıyorsunuz siz? Hani burada neyi bekliyorsunuz? Onlar da diyorlar ki ne bu haliniz başınız? Üstü başınız toz olmuş. İşte diyor ki ya biz işte bekliyoruz alındı bir karar alındı. Şimdi o kararın ...uygulanması için sabah olmasını bekliyoruz. Ee, bak işte diyor ki üstü başınız toz olmuş, Muhammed de gitti. Yok olur mu diyor, bak işte şu abası içerisinde e, yatmış olan kimse... işte ...bak işte göreceksiniz. Sabaha kadar bekliyorlar ve e, hakikaten sabah olduğunda işte... ...Hazreti Ali'nin kararlılığı yani bu kızgınlıkla, bu hiddetle, bu e, nasıl diyelim... E, yani bir de beklediğini bulamamanın şiddetiyle beraber Hz. Ali radıyallahu anh'a belki de hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılık verebilecekleri, zarar, zarar da verebilecekleri bir ortamda. Bir taraftan Hz. Ali'nin bu kararlılığa sahip olması, öbür taraftan da müşriklerin böyle ellerinin boş dönmüş olması ve ondan sonra işte Hz. Ebu Bekir'in evine gitmiş olması, kızı Esma'ya zarar vermiş olması... Bir başka ifadeyle Hazreti Peygamber'in yerini bulabileceğini düşündükleri kime denk geldiyse bundan sonra uygulayacakları e, ilk tarife tırnak içerisinde şiddet, şiddet, şiddet. Hazreti Peygamber e, evden çıkıp Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyor. Orada son hazırlıklarını görüyorlar. Medine'ye Yesrib'e gitmek isterken farklı bir güzergaha dönüyor. Bu da önemli. Yani e, kuzeye değil de normalde kuzeye gitmesi gerekirken Medine Mekke'nin kuzeyinde çünkü. Güney güneye, güney batıya. Evet. Tam tersi bir istikamete evet. gitmiş oluyor. Orada e, Hazreti Esma ile anlatılan daha sonra zaman zaman e, bir anekdot olarak nakledilen kemerini yırtıp kemerin bir ucuyla Hazırlanan yiyecekleri bir torbanın içerisinde bağladığı e, ve Hazreti Peygamber'in de kendisine dua ettiği zatun zaten Tâkâ'yı. Yani iki kemerli. Kemerlerle. Allah sana cennette bir kemer versin bu kemerin karşılığında evet. diye. Onun için dua ettiği ifade edilir. Sevr mağarası süreci e, önem arz ediyor. Orada da aslında Allah Resulü'nün Müslümanların planlamasıyla karşılaşıyoruz. Hazreti Peygamber müşriklerin Allah Resulü'nü bulamadıklarında Hazreti Ebubekir'i arayacağını biliyor. biliyorlar. Zaten öyle oluyor. Hemen akabinde Hazreti Ebubekir'in evine gidiyorlar. Çünkü Hazret yani kim var? Hazreti Ali zaten orada. Evet, Aileden başka yani başka kim var? Bir de geride Hazreti Ebubekir var. Hazreti Ebubekir kalıyor. Ee, onları takip edeceklerini de düşündüğü için zaman kazanmak istiyor ve Sevr mağarasına gidiyor. Sevr mağarası e, aslında çok akla gelebilecek bir yer değil ama müşrikler oraya kadar gidiyorlar. Çünkü kaifler yoluyla, iş sürücüler Evet onları oraya kadar götürüyor. Fakat orada Hazreti Peygamber'i görmek için son teşebbüsü yapmıyorlar. Yani mağaranın içerisine girip aramıyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in ya Resulallah yani eyseler ayaklarının hizasından bizi görecekler biraz şöyle bir, biraz enişerler bizi görecekler Allah Resulü de e, diyor ki üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında yani ne düşünüyorsun sen olumsuz bir şey mi olacak tasalanma tasalanma endişelenme o kadar, ma, o kadar, ma, endişelenme. Evet, o kadar e, büyük bir e, tevekkülle bakıyor ki Hz. Ebu Bekir'i ikna ediyor bu daha sonra Kur'an-ı Kerim'de de işaret ediliyor bunu burada tabi hocam belki şunu e, hani şunu izah etmek gerekir burada Hazreti Bekir'in endişesi esasında kendisiyle ilgili bir endişe değil. Yani evet. hani yakalanırsam bana zarar verirler endişesi de çünkü biz bunu önceki hayatında da yani Hazreti Peygamberle beraber Mekke dönemindeki hayatında da görüyoruz. Yani öldü denilerek e, öyle bir eziyet ediyor ki öldü denilerek bir kenara bırakılıyor. Uyandığında ilk sorduğu, kendine geldiğinde ilk sorduğu şey Allah Resulü nasıldır. Şimdi böylesine sevgiyle böylesine e, bağlılıkla Hazreti Peygamber'e bağlı ve oradaki endişesi kendi canından çok e, İslam'a, Hazreti Peygamber'e yönelik bir halel gelir mi, bir sıkıntı gelir mi? Hatta mağaraya gittikleri zaman e, bu mağara iki farklı girişi olan bir mağara. Yani bir kayanın oyuk, dağın oyuk. üzerine yatmış olmasından hı hı. oluşmuş bir oyuk var. Oraya önce Hazreti Ebubekir Bekir giriyor. Bir yırtıcı hayvan var mı bir zararlı, zararlı var bir şey mı? var mı? Bakıyor Resulullah'a zarar vermesin diye önce kendisi giriyor, bakıyor daha sonra Hazreti Peygamber'e mağaranın temiz olduğunu, zararlı bir hayvan olmadığını söyleyerek davet ediyor içeri. Bu arada iki kişinin ismi geçiyor. Bu mağarada bekleyiş süreci üç gece beklediklerini kaynaklarımız zikrediyor. Bekleyiş süreci ile ilgili anlatılan ...hikayede iki kişinin ismi geçiyor. Birisi Abdullah bin Ebi Bekir. Oğlum. Ebu Bekir. <laughs> oğlu. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu hem... ...ihtiyaçlarını karşılamak için... ...geliyor. Hem de... ...Mekkelilerin kararlarını... ...neler yaptıklarını, neler konuştuklarını anlatıyor. Yani Mekke'nin gündem, Mekke gündemini... Evet, hocam. istihbarat bilgisi ile taşıyor. Mekke'nin gündemini onlara taşıyor. E, Amir bin Fuheyle de Hazreti Ebu Bekir tarafından azat edilmiş. Onun sürüsünü otlatan bir zat, aynı zamanda hicret arkadaşları olacak. Sürüyü oraya getirip orada dolaştırıyor, ayak izlerini kaybettirmek için. Çünkü birileri takip ederse oraya geldiklerini evet. anlayabilirler diye sürüyü o bölgede otlatıyor. Aynı zamanda süt ihtiyaçlarını karşılamak için de hazır bir gıda kaynağı onlara getirmiş oluyor. Buna rağmen müşrikler buraya kadar geliyorlar. Kurz bin Alkame isimli bir kaif tarafından, bir iş sürücü tarafından mağaraya kadar geldiklerini, mağara hadisesiyle ilgili bir Örümcek ağından bahsediliyor. İlk kaynaklarda da bu var hatırladığım kadarıyla. Hı. Buraya geldiklerinde mağaran ağzından bu iki ağızdan birisinde örümcek ağını gören müşriklerden birisi ya bu dedelerimiz zamandan beri kapalı olan yani buraya giriş, giriş olmamıştır olmamış. diye kendi aralarında konuştuklarını ve ondan sonra döndüklerini görüyoruz. Burada Hazreti Ebu Bekir, biz tarih çok vermedik. Yani e, Safer ayının sonu, Rabi'ül Evvel ayının başı. 14. yıl, yıl dönmüş artık. E, o, o, günlerde yani bu, bu e, gelişme yaşanıyor. E, Tevbe suresinin 40. ayetinde Hazreti Peygamber'in Ebu Bekir radıyallahu anh ile burada yaşadığı süreç anlatılıyor. Net, net bir şekilde. Evet. Yani eğer peygambere yardım etmezseniz Allah ona bir zamanlar yardım ettiği gibi yine edecektir. Yani onu yarı yolda bırakmayacaktır. Ama burada tabi e, Hazreti Peygamberin emek ve gayretini de unutmamak lazım. E, i̇sterseniz ayeti okuyarak bitirelim. Zamanımız da bitiyor. Buyurun eğer varsa sizde yoksa ben buyurun hocam. E, mealini buyurun. okuyarak. Meali var buyurun. E, eğer siz ona yardım etmezseniz ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak çıkarmışlardı. Hani o mağaradaydı, o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona sükunet sağlayan emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir, Allah üstündür, hikmet sahibidir. Tevbe Suresinin 40. 40. ayetinde Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebu yaşadığı bu süreç bu şekilde tasvir ediliyor. Programımızın sonuna geldik. Evet, evet. Ee, i̇nşallah önümüzdeki e, programda yine hicret konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.